Fırıncı örneği üzerinden verelim. Fırında çalışan bir işçi maaşına zam yapıldı. Asgari ücret sizin söylediğiniz gibi 5.000'in üzerinde oldu. Bu ekmeğe zam demek oluyor doğrudan. Aynen öyle. Bir ekmeğe zam demek oluyor. İkincisi çok daha tehlikeli bir durum var. O fırıncı diyecek ki patron haklı olarak, kardeşim yani ben bu yükün altından artık kalkamıyorum kardeşim diyecek. Kusura bakmayın diyecek. Üç işçi çalıştırıyorsa ikisini işten çıkartacak. Bir işçiye de yüklenecek. Ya da kayıt dışı istihdam artacak. Ya da kayıt dışı istihdam edecek. Kusura bakma kardeşim ben seni kayıtlı çalıştıramıyorum artık diyecek. Bakın bir başka konu. Devlet eğer ki bu aradaki farkı telafi etmezse, vergiden hiç bahsetmiyorum bakın. Vergiyi zaten komple almaması gerekiyor işverenden artık. Yani vergiyi, o stopaj vergisini, kadeveyi bilmem neyi hiçbir şekilde almaması gerekiyor. Ama öbür taraftan eğer ki diyelim ki bugün 2825 lira olan maaş 5500, 6000 lira oldu. O aradaki farkın da büyük bir kısmını devlet kompanse etmezse yine işten çıkartmaları olacak. İşveren desteklemesi gerekiyor yani bu durumda. Tabii yani sadece vergi indirimiyle de kurtaramaz artık bu tabloda. Onun için zaten 3700 lira yapalım, hiçbir şeye bulaşmayalım falan gibi bir kafadalar. 3700 yaptın kardeşim, o zaman da bizim 260 dolarlık bir maaşımız olacak. Bunun temel nedeni ne biliyor musunuz Alev Hanım? Söyleyeyim mi size? Lütfen. Ben de düşünüyorum bu sırada 6 ayda bir zam yapılabilir mi? Eskisi gibi 2016'da önce biliyorsunuz 6 ayda bir zam yapılıyordu asgari ücrete. Şimdi enflasyonist ortamdan kaçmak için acaba bu da bir çözüm olabilir mi? Ben de sizi dinlerken düşünmeye çalışıyordum. Lütfen Ya buyurun. ayda bir zam yapmanız lazım. Ne 6 ayı? Evet şu Kurtarırsınız. anda yani dolar kuruna bakıyorum. Toplantı var bu hafta. Nasıl belirlemeyi düşünüyorlar? Belirleseler şimdi döviz kurunu sabitlemek mümkün mü bu süreçte? Bir de onu da sorayım. Ya öyle bir şey yapmak kafaya sıkmak demek yani. Dövizi Siz sabitlesen sözünüzü lütfen olacak. unutmayın bu arada asgari ücretle ilgili söylemek istediğinizi. Ya asgari ücretle ilgili söyleyeceğim şey şuydu aslında bakarsanız. Ekonomilerde, ülke ekonomilerinde, o katıldığım televizyon kanalında da bunu söylemiştim. Çok kritik bir mevzu bu. En önemli kurum istatistik kurumudur. Bakın en önemli. Herkes sanıyor ki Merkez Bankası, o bu falan. Hayır kardeşim, en önemli kurum istatistik kurumudur. Niye biliyor musunuz? Çünkü istatistik kurumu asgari ücretin belirlenmesinde etkin. İstatistik kurumu enflasyonu belirliyor, daha doğrusu belirlemiyor. Onunla ilgili gelişmeleri sizinle paylaşıyor. Merkez bankaları ona göre para politikası belirliyor. İstatistik kurumu işsizlik rakamlarını veriyor, ona göre siz ekonomi politikaları oluşturuyorsunuz falan. Dünyanın her yerinde ekonomiyle ilgili en önemli kurum istatistik kurumudur. Ve eğer ki istatistik kurumunu manipüle ederseniz, işte 2 sene içerisinde yanlış hesaplamalarla karşımıza çıkarsa bu kurum, enflasyonu düşük gösterirse maaşla yani gelirlerle enflasyon arasındaki fark açılır. Bu daha sonra düzeltilmesi çok daha zor hale gelen bir problem yaratır. Bizim bugün yaşadığımız o. Hem Evet, vergi kesintisinden bugün şikayet ediyoruz hem de şu anda TÜİK kesintisinden maaşlarımızdan. Oysa ÜFE %55 civarındaydı ve ENAG'ın açıkladığı TÜFE'de ÜFE ile TÜİK'in açıkladığı ÜFE ile aslında çok yakın. Yani orada bir makas açıklığı yok aslında değil mi gerçek enflasyonda? evet, yani aslına bakarsanız ÜFE ve TÜFE yani üretici aslında maliyetlerini yansıtıyor kardeşim. Kimse bedavaya iş yapmıyor. Yani sadece TÜİK'in açıkladığı TÜFE gerçekçi değil. Bunu herkes biliyor artık. Sokaktaki vatandaş da biliyor. ENAG'ın araştırmaları da gösteriyor. Zaten insanlar yaşayarak da bunu görüyor. Buradaki kritik mesele şu. Tek bir çıkış noktası var bakın. Tek bir çıkış noktası var burada. Yapabileceği, hükümetin çok acilen yapabileceği iş şu. Mesela ÖTV gibi, KDV gibi yönetilen ve yönlendirilen fiyatları aşağıya çekebilirler. Geçen gün bunu konuşmuştuk. Evet. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar. Onu Evet. yaparlarsa kısmen, en azından insanların, kısmen dediğim çok ciddi manada, insanların üzerindeki yükü alırlar. Mesela 600 bin liraya satılan arabanın fiyatı bir anda 200 bin liraya düşer. Ya da şöyle söyleyeyim size, işte o zaman ekmek fiyatının üzerindeki maliyetler 1 lira eksidir. Ha, devlet nereden gelir elde edecek? Kusura bakmasınlar, onda düşünecekler artık. Gerekiyorsa para basacaklar. Ama bu mağduriyeti şu anda gidermenin, bu tıkanıklığı gidermenin en etkin yollarından birisi bu olabilir. Ya da
ya da değil artı KOBİ'lerin, sanayinin, çiftçinin, herkesin üzerindeki vergi borçlarını artık yapılandırma hikayesiyle böyle illüzyonlarla falan yönetmek değil, direkt silmesi gerekir. Bir de faizler var. Şimdi vatandaşların ödediği faizler %60'a kadar çıkabiliyor. Şimdi negatif faiz ortamındayız biz, -6'nın üzerinde, ama Merkez Bankası politika faizini de %15'e düşürmüş olabilir. Fakat mesela ceza, gecikme faizleri şu anda çok yüksek. Aynen öyle. Yani artık sırtından inmesi gerekiyor hükümetin, milletin. Hükümet milletin sırtına artık yüklenemez. Son noktaya geldi. Artık insanlar çökmüş durumda. Kıpırdayamıyorlar. O zaman şu acil reçeteyi bir sayacak olursak, bir kere Merkez Bankası'nın 1000 bas puana yakın bir faiz arttırımı elzem görünüyor. Onun ardından sizin söylediğiniz yine bu vatandaşın omuzundaki KDV, ÖTV gibi yüklerin alınması çözüm olabilecek. Ardından uzun vadede üretim diyoruz elbette. Sizin çözüm reçetenizin ilk üçüne sanıyorum ki bunlar mı sıralanır? Ya ben 1000 bas puanlık faiz arttırımı konusunda ısrarlı değilim artık. Artık olan oldu zaten. Uğraşmasınlar artık para politikalarıyla. Bıraksınlar kardeşim. Tamam, 15'e mi, 10'un altına mı çekmek istiyorsunuz? Çekin kardeşim. Hiç problem değil. Faizleri indirmek mi istiyorsunuz? İndirin. Ama bunun adını faiz yükünün altında vatandaşı ezdirmeyeceğim diye koymayın. İnsanlar faiz yükünün altında ezilmiyor. Pahalılığın altında eziliyor. Bu oluşan pahalılığa karşı vatandaşa gelir sağlayın kardeşim, onu söylüyorum. Birinci reçete, insanların gelirlerini çalışan ya da işveren fark etmez. Çalışan ya da işveren fark etmez. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Gelirlerini yukarıya taşımak zorundasınız. Ama öngöremiyorlar ki onlar da. Şimdi atılan adımların ardından pahalılığın ne kadar olacağı belli değil ki. Şimdi faiz indirimini her ay yaptığı zaman bunun bir kotası yok mu bu arada? Ben onu sormak istiyorum. Faiz indiriminin artık yani bir sınırlaması yok mu? Her ay bu adımın atıldığını düşünürsek ardından pahalılığın da ne kadar olacağını öngöremiyor. Şu anda 5000, 6000, 7000 de belirlense asgari ücret, yıl içerisinde yine erimeyle karşı karşıya kalacaklar. Bu yüzden faizi mi soruyorsunuz bana? Evet evet, faizi soruyorum. Yani faiz indirmenin bir kotası yok mu? Sınır yok. Evet. Öyle bir sınır yok. Yani isterseniz -500 yapabilirsiniz faiz oranlarınız. Bırakın sıfırı, -500 faiz yapıyorum kardeşim diyebilirsiniz. -3, -4, -5 Japonya'nın faiz oranları. Yani öyle de bak, Amerika'da negatif ortamdaydı uzun bir zamandır. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Faizle artık oynamayın. Para politikalarıyla bu işi çözemezsiniz. Bu işin tek bir çözümü var. Bakın, tek bir çözümü var. En kritik çözüm şu. Bir, vergi yüklerini kaldıracaksınız insanların sırtındaki. Vergi yüklerini kaldıracaksınız. İkincisi, kuru daha stabil hale getireceksiniz. Güven vereceksiniz piyasaya. Üçüncüsü, özellikle çiftçi başta olmak üzere. Özellikle çiftçi diyorum, bakın, başta olmak üzere. Üstlerindeki bütün yükü alacaksınız. Vergi borcunu sileceksiniz. Banka borçlarını sileceksiniz. Gübre desteği vereceksiniz. Enerji desteği vereceksiniz. Yakıt desteği vereceksiniz. Gerekiyorsa toprak desteği vereceksiniz. Bu işi planlayacaksınız. Buğdayı, arpayı, samanı yurt dışından almayı keseceksiniz. Türkiye'nin tekrar gerçek potansiyeline dönmesini sağlayacaksınız. Şeker fabrikalarını, tekeli vesaire gibi önemli regülatör kuruluşları tekrar ayağa kaldıracaksınız. Bunların sistematik olarak çalışmasını sağlayacaksınız. Toprak mahsulleri ofisinin kadük olma pozisyonundan çıkartacaksınız. Devlet planlama teşkilatını kuracaksınız. Bunlar solcu söylemler değil. Ayrıca solcu söylem olsa ne olur kardeşim? O zaman Norveç'te mi solcu? Bırakın bunları artık. Sağ, sol, bilmem ne. Vatandaş odaklı, halk odaklı politika izlemek zorundasınız. Ama onun olmayacağında Hazine ve Maliye Bakanı, buyurun siz tamamlayın lütfen sözünüzü. Ben Nurettin Nebati'nin bir cümlesini aktaracağım. Çin modeli mi? Evet, uygulayın kardeşim Çin modelini. Ama Çin modeli ucuz işçilik değildir. Çin modelinin ne olduğunu doğru okuyun. Evet, uygulayın Çin modelini. Halka refah getirmekse uygulayın Çin modelini. Ama Çin modelini uygulayana kadar sosyal devlet olacağınız, vatandaşın yanında olacağınız Norveç modelini uygulayın. Çünkü Norveç modelini Türkiye'den almışlar. Planlı karma ekonomi. Norveç'te uygulanmadan önce 1928-38 aralığında Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Türkiye'de uygulamış. Bütün dünya batarken biz yükselen yıldız olmuşuz. Uygula kardeşim. Hı hı.
Nurettin Nebati de şöyle diyor, iş dünyasıyla bir araya geldi. Serbest piyasadan geri adımın asla söz konusu olmadığının altına çizdi Nurettin Nebati. Yani yine kamulaştırmaya dair bir ışık, herhangi bir girişim yok. Serbest piyasa ile devam edecek demek ki. Hayır, benim söylediklerimin hiçbirinin bu söylemle alakası yok. Evet, sadece ben, burada da ben bir ek yapmak istedim. Ben de sizinkileri. Ben de destekliyorum. Evet, serbest piyasa kuralları sonuna kadar işlesin. Ama serbest piyasa faşist piyasa demek değil ki.